yönetimi mevcut. Şu tepede çekeceğiz. Geçenlerde sen bir yazı daha... Çekin, güzel çekin, çekin. Madem ki dağ başına getirmiş de, bu şekil daha güzel yaparsın. Bina bir çizim olsun. Yani ödeme olsaydı, bu nereden getirecek? Ev sahibiyim, yani çıkmayı düşünüyorum. Çünkü ben altına bakıyorum. Valla yapma elini, yapma elini, yapma elini. Altına bak. Böyle biz onlarla idare ediyoruz abi. Kesik abi. Anlatma bak. Biz belediyeye gittik. Daha önce de gittik. Belediye tahakkülü olarak tamamen topu yetkili firmaya atıyor. Biz gerekli ilgili makamlara da başvurduk. Yaklaşık 150 tane biz bir dilekçe yazdık tamamen. Biz sakinler olarak 150 tane dilekçe de verdik. AFAD'a da verdik. Herhangi sorunumuz da ilgilenmedi. 530 daire var. Yaklaşık olarak 200-250 civarında daire oturuyor. Hepimiz de taşıma suyuyla. Az önce çekimlerde gördünüz. Yani şu anda bizim şuradaki gördüğünüz vatandaşların hepsinin sıkıntısı birinci özellikle su. Ben burada akşamleyin geldiği zaman elime su taşıyorum. Akşam saat 9-10'a kadar ben su taşıyorum. 2 aydır benim halim böyle. Ben arabamla gidip alıp geliyorum. Her gün arabası olmayan yürüyerek gidip getiriyor. Yani bu geldiğimiz günden beri böyledir. Burada bir rant dönüyor. İnsanlar bir şekilde deprem mağduru ama... Bir şey burada da ayrıca bir daha mağdur ediliyorlar. Bir de TOKİ mağduru oluyorlar. Bunun çözülmesi noktasında yetkililerden yardımcı olmalarını istiyoruz. Hemen hemen bir aydır bu sıkıntı yaşanıyor ama 10 gündür de hiç suyumuz yok. Yetkililere sorduğumuzda suların Van Belediyesi tarafından verilmediği söyleniyor. Van Belediyesi'ni aradığımızda biz suları verdik. İşte sorun sizden kaynaklanıyor. Sürekli bir şey bulamıyoruz kendimize. Bir yetkili bulamıyoruz. Yetkili bulduğumuzda gereken cevabı bulamıyoruz. Ama bize suların bir saatte verildiği ve bu saatin gece 2.30'lara kadar beklediğimiz halde bu suyu biz göremiyoruz. Gündüz verdiklerini söylüyorlar. Gündüz de geliyoruz, soruyoruz, komşularımıza soruyoruz. Gündüz de suyun verilmediği söyleniyor. Siz de görüyorsunuz her yerde insanlar ellerinde bidonlarla dolaşılıyor. Geldik buraya su sıkıntısı yaşamayacağız dedikleri halde geldiğimizden beri su taşıyoruz. Bu 10 gündür hiç su verilmiyor. Hani bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz ama hani bunun bir çözümü olması lazım. Hani taşıma suyla ne kadar daha devrimen dönecek onu da bilmiyoruz. Vallahi bayadır sürüyor, biz her gün bu şekilde su sıkıntısı çekiyoruz. Hastamız var evde, yani biz boşu boşuna bu kadar para veriyoruz buraya. Biz su istiyoruz artık. Her gün bu şekilde bu pisliğin içerisinde biz bulaşık yıkıyoruz yani. Vallahi biz su istiyoruz sadece. Yani biz onların, biz sadece su istiyoruz, evet. Yani artık su çekmekten bıktık. Belki ev yapacaktılar bize. Doğru düzgün bir şey verseydiler. Evimiz yok, bakımız yok, her şeyimiz gitti. Bizi getirdiler, dağ başına verdiler. Bir yönetici başımıza verdiler. Bu nedir yönetici? Bu nedir? İlgilenmiyor mu? İlgilenmiyor. Ele para istiyor. Ben para nerede getireceğim? Eşim işçidir. Nerede getirecek? Her gün bu su sıkıntısı, ödemeler üst üste. Yani yeter artık, bıktık artık. Yani geldiğimize bin pişman olduk. Yani ben 8 ay konteynerde kaldım. Ben bu kadar cefa çekmedim. Yeter artık, başbakanımız bize bir şey bulsun. Bir çare bulsun. Bana dedi, kadınlara biz depodan su vermişiz. Kadınlar aynı hayvan gibi kullanıyorlar. Yani bu diyecek laf mıdır? Hem de erkek olduğu halde. Abi biz oradan gidiyoruz okula kadar. Hadi biz neyse oradaki ana sınıfına giden çocuklar. Yani onlar da yazık. Su taşıyor musun her gün? Evet. Nereye kadar gidiyorsun? K14'e kadar abi. Evet abi, yani biz o kadar ki yoruluyoruz. Su yoktur. Bazen gidiyoruz bakkaldan alıyoruz. Bazen gidiyoruz camiye. Ne doğru düzgün su geliyor ne doğru düzgün bir şey yapılıyor yani. Su taşıyor musun? Ya taşıyoruz ama genellikle K1'den K12'ye ya da 13'e kadar şikayet yok. Devam et, şikayetçi zaten.